Evet, hayırlı akşamlar diliyorum her birinize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, ilmimizi, anlayışımızı imanımıza artır. Ayağımızı, kalbimizi din üzerine sabit kıl. Rabbim bizi takva sahibi kullarından et. Takva sahibi kullarına önder et. Canımızı mümin olarak al. Rabbim, hayırla başladığımız yolculuğa, hayırla doğrulukla girdiğimiz yere doğrulukla çıkmayı nasip et. Katından sultan bir güçle bizi destekle. Ya Rabbi canımızı mümin olarak al. Zor günlerden geçiyoruz dostlar. Gerçekten duygularımızla oynandığı, bir karanlıkların içinde bırakıldığı, korkuları çok fazla boyutta olduğu, inanın şu bugün bile en azından 3-4 ölüm haberini aldım. Hayata nokta konuş haberi. Bugün nokta üzerinde inşallah konuşacağız. Biz buradaki noktayı belki bir son gibi görüyoruz bizim açımızdan. Ölüm yokluk değil, ölüm nokta koymak daha büyük bir başlangıca girebilmek adına. Her nokta yeni bir başlangıcı bize müjdeliyor aslında. Biz bugün nokta üzerine konuşurken noktanın bizim anlam dünyamızdaki yeri nasıl olmalı, nokta nedir, nokta bizi nasıl genişletir, bu konular üzerine değinmek istiyorum. Ama öncelikle bir küçük aşır okumak istiyorum. Allah'ın bizim üzerimizdeki duasını öğrettiği şekilde bir duayı Rabbimin bize öğrettiği şekilde yapmayı istiyorum. Bakara suresinin son iki ayetini inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenar Rasulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rasulihi. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Ve gâlû Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileyke nasir. La yukellifullah nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuakhidna in nesina ve ahta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Ve'fu anna ve'gfir lena. Erhamna. Ente Mevlana fensurna alel kavmi fasirin. Sadakallahü'l-Azim. Evet, inandı elçiler. Biz de bir elçilik görevine alan kişiler olarak biz de inandık ya Rabbi. Neye? Senin indirdiğine. Rabbim inandık. Müminlerle birlikte. Hepimiz inandık Allah'ım sana. Meleklerine, kitaplarına, rasullerine. Biz ayırmayız ya Rabbi, Resullerinin hiçbirinin arasını ayırmayız. Ve diyoruz ki, Semi'na ve ata'na, işittik ya Rabbi ve itaat ettik. Gufranike, ya Rabbi biz bağışlanmayı diliyoruz. Ey Rabbimiz, Rabbena, ve ileykel mesir, Rabbimize dönüş, dönüş Rabbimize. Neydi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz ona aitiz. Dönüş yine Rabbimize. La yükellifullahu, teklif etmez Allah. Teklif etmez. Neyi? Nefsen hiç kimseye illa vusaha. Gücünün üstünde hiçbir şeye Allah teklif etmez, vermez. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Ne kazanıyorsak kendi lehimize, kendi aleyhimize. Yani biz ne ellerimizden ne yaptıysak onu üstleniyoruz. Sırtımızdakiler kendi kazançlarımız, kazandıklarımız. Bu noktada dua ediyoruz ki Rabbim, ey Rabbim, Rabbena la ahirina, bizi sorumlu tutma ya Rabbim. Neden? Neden sorumlu tutmasın diye dua ediyoruz. İnnesine, eğer unutursak ya Rabbim veya ahtana, ya da hata yaparsak, unutursak ya da hata yaparsak bizi sorumlu tutma ya Rabbim. Ey Rabbimiz, ve la tahmil, yükleme bize, hamelelik yaptırma bize, aleyna, bizim üzerimize ısran, ağır bir yük verme ya. Çok ağır bir yük ısran. Kema hameltuha, bize o şey ki o yüklediğin
ala üzerimize ellezî min kablik. Bizden öncekilerin üzerine yüklediği gibi ağır imtihanlar yükleme ya Rabbi. Ve erhamna, rahmet et, merhamet et bize. Rahim sıfatı var. Bakın rahmet sıfatı var. Ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Sen bizim dostumuzsun. Ya Rabbi bizlere fensurna yardım et bizlere. Alel gavmil kafirin. Bize kafir kavme karşı bize yardım et ya Rabbel Alemin. Bize yardım et. Evet, Rabbimizden bu duamızı aldıktan sonra hücrelerimiz, ne kadar hücrelerimiz varsa bütün hücrelerimiz adedince bu duaya amin diyoruz ki hücrelerimizle birlikte mümin olmayı önce beden ülkemizi bir araya getiren bütün hücre taneciklerimizle birlikte Allah'a kulluğumuzu ispat etme noktasında İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana ibadetler ve yalnızca senden yardım bekleriz noktasında bütün bedenimizdeki bütün hücrelerle birlikte aynı cümleyi, aynı kelimeyi söyleyerek, nasıl hücre? Kalbimizdeki, beynimizdeki, midemizdeki, yüreğimizdeki, bağırsaklarımızdaki, yani bütün organlarımızı tek tek bir araya getiren bütün hücrelerle, yani bütün duygularımızla, bütün düşüncelerimizle, yani bizi biz yapan her ne kadar olgularımız varsa hayatımızda, onların hepsini Müslüman olarak bir Allah'ım inşallah bu hücrelerle de mücadele etmeden bu hücrelerimizle de onların hani kafir topluluğuna diyoruz ya, biz hep dıştan küfrü arıyoruz. Yani dıştaki insanlara karşı mücadele. Şu anda bugün biz nefsimizle konuşalım isterim. Nefsimiz, içimizdeki hücreleri Müslümanlaştırabildik mi noktasında? Bütün kalbimizde İslam'ı devlet haline getirebildik mi noktasında bir çalışma inşallah bugün planladım kafamda. Rabbim inşallah aklımdakileri size dökmeyi nasip etsin. Sonunda da bir uygulama yapmayı planlıyorum. Allah'ım inşallah nasip eder. Girerken bu söyleme, bu dersimize nokta hakkında Celaleddin Rumi'den çok güzel bir manzume okumak istiyorum. Çok duygulandım bugün okuduğumda. Canım kendim grubuna bir kardeşimiz koymuş. Allah ondan razı olsun. Okuyunca çok çok güzel geldi bana. Ah dedim, bu noktayı konuşmak lazım. Bu noktayı büyütmek lazım. Peki neymiş bu nokta Celaleddin Rumi'de? Buyurun hep beraber girelim bir ruh dünyamıza. Bir aynada seyrettim alemin cümlesini. Aynam nokta, sırrım nokta. Umduğum kadar büyük değilmiş dünya nokta, ben nokta. Öyle uzaklaşmışım ki menzilden, sıla nokta, gurbet nokta. Döndüm baktım aldığım yol nokta, üstünde nokta. Gelen geçti, giden gitti. Sağım nokta, solum nokta. Menzili maksuda varmış erenler, söyleyen yol, susan nokta. Ey gönül, nokta deyip geçme. Bazen yaşanan kötü şeyleri sonlandırmanı sağlar. Bazen de yepyeni şeylere başlamanı. Evet, nokta deyip de geçme. Bir türlü bitmek bilmez sözcükleri tüketmekten kurtarır seni. Kısır döngüye girmiş yaşantı sana, hiç hesapsız dur deyip yeniden başlayabilmeni. Nokta deyip de geçme. Her zaman sonlandırışı ve yeniden başlatışı böyle güzel olmaz bilirsin. Delice seversin. Hiç bitmesin istersin. Lakin fani sevgilerde ancak farazi sevgileri elde edersin. Eninde sonunda nokta koymaya mahkum olduğunu hissedersin. Oysa aşk sonsuzluğa taliptir, bilmez misin? Her sevgilide aslında kimi ararsın? Başvurduğun adreslerde kimi sorarsın? Bir türlü noktalayamadığın sorularla sonsuz susuzluğunda gizlenmiş ab-ı hayat arzunu anlatsın.
Nokta deyip de geçme. Fani sevgilerle bu arzunu asla ama asla doyuramazsın. Doyurmak bir tarafa, her firakta arzuna arzu katarsın. Çabaladıkça batar. Her noktalayışta yanarsın. Her başlayışta kendini yeniden ayrılığa atarsın. Rüzgarda savrulur gibi bir sevgiliden diğerine yalpalarsın. Geriye dönüp bakarsın. Aşk gibi bir elması can pahasına harcamışsın. İşte en çok da o vakit ağlarsın. Nerede dersin bu nokta? Nerede? Şems misali bir basamak ile ötelere çıkarsın. Hakkın izniyle. Özündeki Mevlana dile gelir. De. Dostun, özündeki dostun. Aşka değmez binlerce sevgili nerede? Hepsine menba olan eşsiz yüce tek. Sevgili Allah Celle Celaluhu nerede? Anlarsın gönül, anlarsın. O vakit öyle bir nokta koyarsın. Sinende aşk adına ne varsa artık hak irtibatlandırırsın. Haktır gayri sevgiliden anladığın. Kainat kitabında okuduğun haktır. Güzellerde güzel diye baktın. Ama nokta deyip de geçme. Beden perdesindedir gayri aklın. Çünkü hemen perdenin ardındadır yaptığın. Tamam, farkında olduktan sonra da belki onunlasın. Ama aşığa sevdiğiyle bir olmadıktan sonra teselliler ne yapsın? Hayal perdesinin duvağı kalkmadan seven sevdiğine hiç engelsiz nasıl baksın? Onunla olmak bir yere kadar aşk sevdiğinle ölümüne anlamaz mısın? Sakın nokta deyip de geçme bir düşün. Benimle olur musun ile benimle ölür müsün arasındaki farkı doğuran değil midir nokta? Olur musun? Ölür müsün? Ey gönül, aşk masivasının öyle bir mayısıdır ki onun izlerini taşımayan hiçbir mahlukat bulamazsın. Hem öyle bir sınırdır ki cennet ile cehennemin birbirine en yakın olduğu noktadır. Aşk ile alayı iliğine de çıkarsın, esfeli safiline de düşersin. Aşk sana Halık'ını en ulvi derecede bulunduran bir vasıtadır. Ama bir o kadar da ona koştuğun tüm şirklerin menbaıdır. Velhasıl aşk sınırda dolaşmaktır. Tıpkı bir uçurum gibidir. O yüzdendir ki sevgiliye yar denir. Evet, Celaleddin Rumi'den aşkı okuduk. Aslında noktayı okuduk. İki uçurum arası. Bir tarafta ne var? Seni hakka kavuşturan bir aşk. Bir tarafta seni uçurumun dibinden atan aşk. Nerede durduğuna, kimi sevdiğine bakan bir olgu. Evet, bir noktadır. Benimle olur musun? Benimle ölür müsün? Nokta hayata anlam katan bir olgudur. Eğer dost, evet dostlarım, nokta üzerine konuşacağız bugün. Nokta. Nokta hayatı anlamlandıran bir olgu aslında. Aslında hayırın da diğer adı. Evet. Hatta davetiyemize koyduk. Ben Hazreti Ali'ye atfedip, evet Hazreti Ali'den İbn-i Mesud'dan da duymuştum ama Hazreti Ali daha çok söylemlerde. İlim bir nokta idi, cahiller onu çaldı. Gerçekten öyle mi diyesi geliyor insanın. Evet, bir nokta. Yani la ilahe illallah dedin, nokta koydun. Aslında bu. Ama nasıl, niçin, neden gibi birçok sorularla
Ve sordukça da soruların başka soruların açmasıyla artık daha önümüzde binlerce cümleler oluşuyor. Nokta, şöyle düşünüyorum nokta hakkında. Eğer bir bedene ruh hakimse, yani insan ölümün tadını tatmadıysa, kendimizin hayatta ve geleceğe dair hayalleri varsa, benim aklımda nokta ümidin, umudun diğer adı olarak kalıyor. Eğer malınızı kaybedersen bir şey kaybetmemişsinizdir. Sağlığınızı kaybederseniz evet yarı şeyini bitmiştir. Ama umudunuzu, ümidinizi yitirdiyseniz dostlarım bu her şeyi yitirmişsinizdir. Aslında nokta koymuşsunuzdur. Bu sizin noktanız. Eğer hayatta umut ve ümit varsa o noktanın arkasındaki başlayan cümle büyük harfle. Bence kişiliğin öncelikle kendimize ve sevdiklerimize saygımızın olmasının, geleceğimizin, hayallerimizin diğer adıdır nokta. Hayata yeniden başlayışın, bitirdim dediğin bir anda yeniden bir sayfa açmamızın uzantısıdır. Yaptığınız bir işe nokta koymuşsunuzdur, çok mutlusunuzdur ama hemen aklınıza başka konular açılır, başka kitaplar gelir, başka dersler açılır. Yani yeni açılımlara gebesinizdir. Yani daha bundan sonra asla dersiniz. Ben birinci çocuğumu doğurduğumda o dedim çok zormuş. Dedim ha yok ya bir daha mı olur falan. Sonra bir daha oldu. Sonra bir daha oldu. İsterdim ki daha da olsaydı ama Allah üç tane lütfetti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Demek ki devamlı bir açılış vardır hayatında insanın. Bir kapının kapandığı anda daha büyük kapıların açılışının aslında nokta muştusudur, habercisidir. Bize musibet gibi gelen acı olayların belki de bize sunduğu en büyük ikramiyedir aslında. İşte bu noktada nasıl bir duruş sergiliyoruz? Bize musibet, yani negatif olarak aslında musibet isabet eden demek arkadaşlar. Şu anda bakın bir şekilde dünyanın ta nerelerinden birbirimize isabet ediyoruz. Neyimizle? Seslerimizle ve görüntülerimizle, yani bir isabet içindeyiz. Kimler bu isabeti tamamen duygularıyla, algılarıyla kendisini açtıysa, bu isabet eden şey onun anlam dünyasında ne kadar yer ettiyse, onu ne kadar kabullendiyse hayra dönüşecektir. Ve nasıl aynalık yaptıysa, o zaman bakın musibet isabet eden şey ise, her başımıza gelen isabet eden illaki bize kötülük getirecek değildir. Her söylemin, her eylemin, tabii ki yani her hatanın bir negatif getirisi vardır. Lakin oradan tekrar doğuş da gerçekleşir. Yani hep yaptıklarımızın karşılığını görüyoruz biz. O zaman musibet gibi bir haberle karşı karşıya geldiğimiz zaman bizim takınacağımız tavır çok nettir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu ölüm değil bir musibet bakın. Ki ölüm de güzel bir musibettir aslında. Güzel bir, ölebilmek de büyük bir nimettir. Hele acısızca, böyle bize bakan boyutuyla. Hani uyudu ve sabaha biz baktık ki anne hiç ya da baba ya da eş ya da bakıyorsunuz yani etrafınızda birden. Hani bizi daha acı iz bırakanlar gerçekten o büyük bir sıkıntı. Burada bir kardeşimiz yine çocuğunun acısını, kaybetme acısını kaldıramadı vücudu. Yani bizim burada gepegenç bir kızımız 26-27 yaşlarında. Yani çok kötü bir son kendi kararıyla intihar etti. Ve biz yandık yani. Gerçekten yandık. Hepimiz yandık. Hani ölüm ile gelen, hani Allah'ın emri son ile gelen bir olgu var. Bir de kendi elimizle o acıya dayanamayıp da ve unutmayalım. İnna lillah. Biz Allah'a aitiz. Ait olduğumuz yeri unutursak o zaman sahip olduğumuzu sanırız bütün her şeye. O zaman dönüşümüz yine Allah'a. Musibet konusunda bu nokta konulan bir olay bize bir ikram olabilir. Büyük bir ikram. Sabırla ve Allah'tan yardım dileyerek o acıyı yenersek, doğru hareket edersek.
Evet, nokta ile sonlandırdığımız bir ilişkinin verdiği hayat dersiyle diğer ilişkilerde daha dikkatli olmaya bir hazırlıktır aslında. Hani Allah Resulü der ya, bir delikten iki defa ısırılma. İşte nokta koymak, aslında bir önceki delikte ısırıldığım şekilde ısırılmamam lazım noktasında değişimi, gelişimi seçmenin adıdır aslında. Yani bu noktayı koyduktan sonra ben bir değişim gelişim içine gireceğim ki kendimi değiştireceğim ki bu değişim noktasında aynı hataları yapmayayım, aynı sıkıntının içine girmeyeyim. Evet, nokta dostlar, kurallara göre oynamayan oyunun acı akıbetinin bir habercisidir benim. Ölüm aslında bir noktadır. Ölüm sonrası ise kurallara uymayanın, hata yapanların, hak hukuk tanımayanların, hele de yaptığı hatadan dolayı af dilemeyenlerin yaptıklarının karşılığını Rahman'dan alacağının aslında bir habercisidir. Hani ölmeden önce ölün diyor ya Allah Resulü. Hani ölmeden önce acaba nasıl ölebiliriz? Belki bunun provasını yapmak gerekir. Daha can bedendeyken. Hani gidip de kabre yatmak değildir kanımca. Ama yaptığımız hatalarımızla yüzleşmek, geçmişe doğru yaptığımız yolculuklarımızda, hani bunu nasıl dersiniz, ister hayalinizle, ister düşüncenizle, artık nasıl bir yolculuk yaparsanız, mesela yaptığımız terapilerde düşünceyle, hani bir nefes terapisine giriyorsun, bir yolculuk yapıyorsun ve girdiğin yolculukta kendini mesela çocukluğunda yaşadığın bir acıda buluyorsun veyahut da çok güzel bir yerde. Tabii yönlendirenin yönlendirilişine göre veyahut da senin çalışmak istediğin konuya göre böyle bir yolculuk yaptığında. Yani sen eğer geçmişe doğru yaptığın yolculukta geçmişteki acılarını aynalaya aynalı kendine bakan boyutuyla senin bir sıkıntın vardıysa bugüne doğru geldiğin zaman diliminde onu hallederek yukarıya çıktığında ve yeniden adlandırarak yukarıya çıktığında hayatında olağanüstü değişikliklerin olduğunu farkına varacaksın. O halde noktaya baktığımızda bizim dünya gelişimiz de aslında küçücük bir nokta ile oldu. Küçücük bir nokta, atık bir su. Sonra yaratılış hikayesine şöyle bir baktığımızda noktayı düşünüyorum, daha nerelerde olabilir noktasında. Küçücük bir tohum, koskoca bir ağacın bütün damarlarına kadar her şeyin içinde barındırıyor. Yani o koskoca ağaç bütün meyveleriyle küçücük bir noktanın içinde. O zaman bilmeliyiz ki dostlar, her zaman nokta son demek değil. Ümit yitirilmediyse daha güzel bir geleceğin habercisi aslında. Bir batı düşünürü, o neydi ya? Adam Faver. Nokta her zaman bir son demek değil diyor. Bazen kendisinden gelen, sonra gelen harfin büyük olacağını gösterir. Yani ben de az evvel de ifade etmişim böyle bir cümleyi. Nokta vardıysa eğer o cümleye, makale ya da yazdığınız yazı ya da kitap, yani o noktadan sonra hiçbir zaman küçük cümle, küçük bir harf gelmez. Büyük bir harf gelir. Büyük bir olay gelir nokta koyduktan sonra. Biz şu gerçeği çok iyi bilmeliyiz dostlarım, canım kardeşim. Eğer bizler sabreden, doğru hareket edenlerden olursak, noktadan sonra bazen değil, her zaman, her zaman büyük olaylarla karşılaşacağımızın farkına varalım. Ama nerede nokta koyacağımızı da bilelim. Nerede virgül kuracağımızı da bilelim. Virgül demek yani nefes almaktır aslında. Bir linke çıkmak değildir. Yani şu anda bir aile danışmanı olarak, yani insanların dört duvar arasında yaşadıklarına, acı yaşadıklarına şahit olan ve de son anlarına, son demlerine şahitlik olan, yapan biri olarak gerçekten tam noktayı koyma. Mesela geçen bir danışan noktayı koymuş. Koymuş noktayı. Ama senin için geliyorum. Yani senin için değil. Biz ne yapıyorsak kendimiz için yapmalıyız. Hani o ortamda bir daha keşke dememek için. Bakın hüsran diyor Allah-u Teala. Zamana ant içerek vel asr. Hani bir yeni yazı paylaşmıştım. Bu satıcıdan anladım diyor. Zamanın asr suresinin nasıl olduğunu. Hani zamanı eriyen bu insana acıyın.
Yani vakti geçen çok güzel bir şey vardı. Dur bakayım. Çok da beğenmiştim. Size koydum ama bir gruba koydum. Ya da bir de durumumu da koymuştum. Durumumda çok güzel. Diyor ki orada, ben asıl suresinin manasını bir buz satıcısından öğrendim. O satıcı boğurarak sermayesi eriyip yok olana merhamet ediniz diyor Fahrettin Razi. Yani sermayesi eriyip yok olana merhamet ediniz. Niye? O buzu satın alın ki bu buz hemen erimeden paramı alabileyim. Bakın ömür de bu şekilde. Bir buz gibi eriyip gidiyor. Evet, asır suresi. Bu neydi? Zaman çok çabuk akıp geçiyor. Şu anda bile bakın en azından bir yarım saatten fazladır konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz zaman dilimi aleyhimizde şahit olacak bir zaman dilimi. Ümit ediyorum bu hayırda aleyhimizde şahit gelecek. Ama her anımız bu şekilde güzel geçmiyor. Keşke bu halde geçmiş olsa. Hepimiz böyle Rabbim sen ne diyorsun noktasında ona yüreğimizi gönlümüzü açıp temizlenme yolculuğumuzu yapabilsek. Ama bu olmuyor her zaman. O zaman bizler bu noktada hüsrana uğrayacak bir hayat yaşamamız lazım. Nokta koyduğumu koyabilmeyi o da bir cesarettir. O da çok önemlidir. Nokta konulması gerekiyorsa. Ama bazı zaman nokta konulması gerekmeyecek durumlarda ki durum günümüz şu anda o kadar aktif bir şekilde bir saldırıya maruzuz ki inanın yani şu anda bu saldırıdan hani duygusal bir saldırı var. Zihinlerimize bir saldırı yapılıyor. Akıllarımıza bir oyun yapılıyor. Akıllarımızla oynanıyor. Yani az evvel Razi abla teknoloji bağımlılığından bahsediyor. Bakın teknoloji bağımlılığı bizi o kadar almış götürmüş ki çalışmalarını takdir ettiğim ablacığım. Yani bu teknoloji bağımlılığı şu anda her şeyimizi buradan öğreniyoruz. Telefonda ne var? Bilgisayar, haberlerde ne var? Diziler bizi nasıl yönlendiriyor? Yani bütün olayları Müge Anlı'dan öğreniyoruz. Müge Anlı gibi programlar görüyorsunuz ki gerçekten insanlar çığırından çıkmış bir pozisyonda. Ve bir akım var. Çok kuvvetli bir akım ya da kuşatlığı tercih edeceksiniz o kuvvetli akıma karşı veyahut da siz de o akımla birlikte akıp gideceksiniz. Kardeşlerim ayakta olmuyor idiysek, eğer cesur değildiysek, yani her yaşadığımız ortada yaşadığımız olaylara noktayı koyamıyor ya da bazı zaman virgül konması gereken yere noktayı koyuyor idiysek inanın çok büyük sıkıntıları da bir hüsran olabilecek sıkıntıları da kendimize doğurabiliriz. O zaman sabreden ve doğru hareket edenler noktasında bizler şunu çok net bilmeliyiz dostlarım. Biz ne yapıyorsak karşılığını alıyoruz. Rad suresi 28'de Allah'ın zikretmenin en büyük olduğunu, bu zikrin nasıl olduğunu Rabbim vahyin içinde çok güzel anlatıyor. Özünle, sözünle dost doğru istikamet üzerine ilerleyen kulların, inanıp doğru hareket eden kulların Rad 29'da hoş bir hayatları olacağını, güzel bir yarını, güzel bir istikbal olacağını vaat eden bir kitabın müntesipleriyiz biz. O zaman şu anda ferden her birimiz kendi hayatımızın içinde yani kendi tekamül yolculuğumuzda bu yüzleşmeyi yapamıyor idiysek dostlarım gerçekten çok büyük sıkıntı içine giriyoruz. Kendi sıkıntımız, kendi terimizden boğuluruz. Kendi duygularımızdan boğuluruz. Duygularımızın altında eziliriz. Çok değerli olduğumuzu bildiğimiz halde biz o hataları yapmadığımızı ya da onların anlattığı şekilde değiliz diye bildiğimiz halde savunma pozisyonuna geçeriz. Ya savunuruz, ya savaşırız, ya da kaçarız. Bu yani insanın böyle savaş ya da kaç pozisyon devamlı stres halinde olması, devamlı sıkıntı halinde olması ve kendini hiç düşünememesi halidir. Halbuki bizim duruşumuz çok daha farklı olmalı. Nasıl olmalı? Bizler sevildiğimiz zaman kendimizi güvende hissedelim. Peki bizi kim seviyor dostlar? Lütfen hepimiz bir ödev gibi atfedelim bugün. Ve her gün yapmaya çalışalım. Her gece en azından 10 tane şükredecek bir olay Allah'ın bana verdiği nimetleri yazalım. 10 tane şükür alanına girebilmek için. Yani teşekkür edebilmek için Rabbim'e, hamdolsun diyebilmek için, gören göz verdiğin için, bu nefes alan bir ciğer bana lütfettiğin için, akleden bir beyin, kalp bana lütfettiğin için. Yani hem işleyen
Hem maddi hem manevi olarak. Bunları bana verdiğin için hamdolsun evlatlar. Bu soğukta, bizim burası inanılmaz soğuk. Dışarıda gerçekten bir kaldım böyle dondum resmen. Dışarıda kalanlara Rabbim yardım etsin. Yani böyle sıcak bir mekanın içinde sizlerle bu kadar güzel bir sohbeti yapabildiğim için, Allah'ım bu dili verdiğin için, bu güç, bu iman hakikaten iman gücünü verdiğin için, bu rahatlığı verdiğin 10 tane en azından. Ve bunu her zaman düzenli bir şekilde 10 yatarken 10 de kalkarken göreceksiniz ki hayatımızda ne kadar büyük değişiklikler olacak. Unutmayın dostlar. Rahmetiyle muamele eden bir rahmet kaynağı var. Rahmetinin tam tecellisini elbette bizlerin bütün kurallara uymakla gösterecektir. Kader kuraldır. Kırmızı ışıkta duruyoruz, sarıda hazırlanıyoruz, yeşilde geçiyoruz. Ve her yerin kendine has kuralı vardır. Her ortamın kendine has kuralı vardır. Mesela ailenin de öyle. Almanların güzel bir sözü var. Biz de bunu eşim söylemişti benim çocuklara da. Benim masamın altına ayağınızı koyduğunuz müddetçe benim kurallarım geçerlidir. Aslında bak bir evin de kuralı var. Her yer kurumdur burası. Biz bilmemiz lazım ki küçük büyük hiçbir şey var. Küçük bir şey yok. Bak miskalle zerratun hayran yaratıyor Allah-u Teala. Yani Allah zerre iyilik ya da zerre kötülüğü asla karşılıksız bırakmayacak. Hiçbiri karşılıksız kalmayacak. O zaman okuyalım suremizi. İzâ zilziletül ard ve zâliha. Zilzal suresi. Acayip ağır. Bununla aslında bitireyim mi diye düşünüyorum ama Allah'ım diyorum ya Rabbi. Evet, ne diyor? Yer o zaman sarsıntıyla sarsıldığı, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Bakın yer anlatır. Şu anda bu oda bana şahitlik edecek. Sizin durduğunuz yer size şahitlik edecek. Şu masam, şu dağınıklığım, şu kitaplarım görmeniz lazım. Bu bize şahitlik edecek. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine göstermek üzere bölük bölük çıkarılacak. Bakın çok uzak bir günden bahsetmiyorum dostlarım. Şu günde ölmeden önce ölmezsek ölümle yani bu nokta konulduktan sonra bunlarla karşı karşıya kaldığımızda çok geç kalabiliriz. Temizliği bu dünyada yapacağız. Dikkat edin. Her kim zerre kadar iyi hayır işlemiş onu görecek. Her kim zerre kadar şer işlemiş onu görecek. Hangi sureyi okuduk dostlar? Zilzal suresini. Aslında bizleri mutsuz eden yaşadıklarımız değil canlar. Bunu unutmayın. Emin olun yaşadıklarımız. Sevdiklerimizi ve değer verdiklerimizi kaybetme korkusu. Güvenin, bize karşı güvenin zedelenmesi. Daha da kötüsü, bundan sonra kimseye güvenememek. Güven aslında hayatı kapsayan bir olgu. Bu da ümidin yitirilmesi. Bu da bize yakışmaz dostlar. Ümidinizi yitirmeyin hiçbir oluşumdan, hiçbir insandan, hiçbir yerden. Eğer yanlış anlaşılmak bizi zorluyorsa bu yanlış anlaşılmanın da sebepleri var. O sebepler üzerine duralım. Tamam. Yani ümidi yitirmek, umudu yitirmek, güveni yitirmek bir mümine yakışmaz. İnanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. İnancın bu zayıflaması. O zaman iletişimde en önemli unsur bizim için anlamak ve anlaşılmak. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Yani neden biz güveni yitiriyoruz? Neden bu korkuların içindeyiz? Bunun için bizler birbirimizi dinlemeyi bak şu anda gerçekten çok kuvvetli bir iletişim halinde neyi, ne zaman, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi karşımızdakine söyleyebilmeliyiz. Yani bunu eğer yapabilirsek hani bu korkularımızla da karşı karşıya kalmayız. Sevdiklerimizi kaybetme korkusu. Hani bunun yaşanmaması için. Hasılı yani son zamanlardan esinlenerek tabii ki söylüyorum. Hani yalan söyleyerek üzerine örtülen suçları var. Suçlar olursa hani affedilmeyen suçlar. Bu yalan ortaya çıktıktan sonra
Hani biz biliyoruz ki yalancının mumu yansıya kadar yanar. O zaman çıktığı zaman acı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Hayatın boşluk kabul etmediğini bilelim. Yani nokta nokta konusunda son cümlelerimi koyacak olursam, hayat boşluk kabul etmiyor. Ve boş kaldığımız zaman hemen bir şeyle doluyor. Bu dolan şey, yani eğer bu bir bağımlılık noktasına girecek olursa, biliyorsunuz bağımlılık hayatımızda en acı veren olgu. Ki bağımlılığın hepsi kötüdür. Bir eş bağımlılığı olur, bir iş bağımlılığı olur, bir yemek bağımlılığı olur, bir teknoloji bağımlılığı olur, bir madde bağımlılığı olur. Yani her şey, bir kola bağımlılığı olur. Yani hayatımızın her alanı bağımlılıklarla dolu. Önemli olan, ya da evlatlarımıza bağımlılığımız vardır. Yaşadığımız ortama bağımlılığımız vardır. Yani aslında bağımlılık, dünya bağımlılığı vardır. Yaptığımız, yaşadığımız her ne olursa olsun bizi çevreleyen, hatta kendi bedenimiz, kendi bedenimize de bağımlılığımız var. Değil mi o ki dostlarım? Yani bizler hayatın boşluk kabul etmediği bir noktada, bağlı olduğumuz yerin farkındalığıyla hayata bakarsak, bu alanı hak ile doldurmaya kalkarsak, doldurursak şayet, Allah bu hak, yani bizi hiçbir zaman kurdu kuşa yem etmez. Yani sonucunda ne oluyor? Her birimiz yaptığımızın karşılığını görüyoruz. Ne demişti Rahman? Başımıza ne geliyorsa kendi yaptıklarımızdan dolayı. Allah'ıma birçoğunu bağışlıyor. Yani ne diyelim daha? Yani nokta koymak lazım. Bu güzel söylemlere de nokta koymak lazım. Noktayı bitirmek değil, hayata ve geleceğe tekrar başlamak üzere, bir dahaki dersimize tekrar başlamak üzere nokta koymak lazım. Aksi takdirde her birimiz kendimiz gibi olmayanı yaşam hakkı veremeyiz. Herkesin yaşam hakkı, herkesin söyleme hakkı, herkesin yanılma hakkı. Yanılacak ki doğruyu bulacak. Bizler Rahman'a teslim olmakta da nokta kadar kesin olan la ile başlayacağız ki la. Hayır. Bakın, hayırı olmayanın evetinin bir anlamı yok. Kişilik hayır ile başlar. O zaman gelin noktamızı la ilahe illa Allah ile noktalayalım. Rabbim noktamızı mübarek kılsın. Bu nedir? Yeni bir başlangıcın adıdır. Rabbim yeni başlangıçlarda beraber ilerlemeyi bizlere lütfetsin inşallah. Eyvallah. Allah razı Yüreğine sağlık Asiye ablacığım. Allah razı olsun. olsun. Taha suresi 114. ayette de diyor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim, ilmimi Ah, arttır. Biliyorsun ki Asiye abla, ilim ve bilgiyi biz biraz karıştırıyoruz. Bilgi obezi olduk demiştik geçen evet. haftaki derslerimizde. Bilgi başka bir şey, ilim başka bir şey. Madem bugün ilimdi, ilmin kaynağı ya da dayanağı vahiy değilse o bir bilgidir. Bilgi de dünkü bilgi bugünkü bilgiyi, bugünkü bilgi dünkü bilgiyi çürütebilir ya da yok edebilir, silebilir. Dolayısıyla bu iki unsuru çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor bizim. O noktayı koyup değişim, dönüşüm ve gelişim noktasında bir nokta koyup buna niyet ettiysek değerli ablam, Rabbim ilmimi arttır dediysek ilmimizi vahiyden, sağlam kaynaktan almamız gerekiyor. Bunun için de az önce de buyurduğumuz gibi duygu, düşünce, heva, heves, eylem, söylem bunların hepsini vahyin eline vereceğiz. İnşallah. Ondan sonra vahiy başlayacak bizi yoğurmaya. İnşallah. Vahiy, şöyle okuyorum ilmi. Hani elimizde soyut bir bilgi var. Hani soyut alandaki olguların somut alana dökülümün bilimsel açıklamalarla bize sunuyorlar. Ama dediğim gibi bugün bilimin iyi dediğini yarın kötü diyebilir.
Bu bilim eşittir son nokta değil. Yani virgül. Bilimsel çalışmalar her zaman bir teoridir, bir virgüldür ve devamı. Ama Allah'ın ilmi bize sunduğu kurallar dairesinde, ahkam, hükümler noktasında noktadır. Bu kırmızı ışıktır. Kimler o kırmızı ışığa dikkat ederse gerçekten bu dünyayı böyle uçarak geçerler. Yani çok mutlu, çok huzurlu geçerler. O nedir mesela? Adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan söyleme, zina yapma, içki içme, dedikodu yapma, yavrucuğum, oğulcuğum, şirk koşma. Yani bakın hep böyle itaat, yani emirler çok net. Şunu yeme, şu ortamda bulunma. Yani böyle haramlar net, sınırları çizilmiş. Hududullah, Allah'ın hududullah çok net. 14 ayet, 12 ya da 14 ayet. Yani Hürmet tabi olanlar, teslim olanlar. bu kadar yani. Hududullah, Allah'ın sınırıdır bunlar. Eğer bakın bu bedensel sınır bu. İstediğini alıyorsun bu sınırı. Ama Allah'ın sınırı Allah kitabında hududullahı anlatmış. Bunlara dikkat et ya Allah-u Teala. Tabii siz o hududullah ayetlerine baktığınızda göreceksiniz. Gerçekten çiğnemişiz Safiyeciğim. Çiğnemişiz yani. Yani Allah'ın hududunda, Allah'ın sınırında dolanıyoruz. Yani Allah bir sınır çizmiş, sen o sınırın girme dediği sınırın içine giriyorsun ve duan Allah'a. Allah bu kuluna yardım etmez ki sen o sınırların içindesin yani. Allah'ın sınırını çizmemişsin. Hasılı yani şu anda bilimsel çalışmalara baktığımız zaman Batı ekolü insanı beniyle karşı karşıya bırakıyor. Ben diyor yani sen egoyu şaşırtıyor. Doğu ekolü de hiçliğe seni götürüyor, yokluğa. Sen yoksun, sen bir hiçsin. Ama Rabbim ne yapıyor? Bir denge koyuyor. Yani ilimde bir denge var. İlim sen varsın, sen muhatapsın, yaptığının karşılığını görüyorsun. Evet, düşüncenin bir gücü var. Evet, o düşünceye gücü veren, o düşündürten bir Rahman var. Seni düşündürten. Vermeyi dilemeseydi istetir miydi Rahman noktasında? Eğer dilimize bir dua düştüyse ki duamız kadar değerimiz var. Demek ki Rabbim bize dua ettiğimizi verecek ki imkansızı imkanlaştıracak ki Rabbim sana bu duayı diline veriyor. Ya yani şu anda bilim diye bize sunulan Doğu ve Batı ekolünü ilim süzgecinden geçirmezsek o zaman yok olanlardan oluruz. O zaman aklımızın oyununa girip biz evet Allah'a kulluk yapıyoruz deyip namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla cehennemin dibini boğulayanlardan olabiliriz. Allah muhafaza. Rabbim bizi ilmi ile amel eden, o ilmi de çok güzel öğrenip hayatına geçiren kullardan etsin inşallah. Safiyeciğim. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun ablacığım. Seyit Mehmet Şen hocam var benim, çok kıymetli bir can. Rabbim öyle hocalarımız eksikliğini göstermesin. Hep şöyle der. Ben çok ona danışırım ayetler, hadisler konusunu. Allah'ın dinine galip gelemezsiniz. Kim vasat yaşamaya gayret etsin der bana. Onun için ablacığım, Nefes 21 fazla nefes aldı burada. mutlaka dediğimiz gibi yine Rabbim ilmimizi arttır. Ama arttırdığımız ilmimizi tekrar halimize geçirmemizde bize yardım etsin. Evet canlar, bugün teşekkür ediyoruz hocamız. Ders yapamadık yani, ben en azından bir haftadır şifalıyım. Çok da güzel bir ders oldu. Soruları olan kardeşlerimiz varsa buyursunlar. Hocamız rahatlasın. İnşallah biliyorsak. Şey kapatayım mı? Kapatalım. Allah'ım ilmimizi, anlayışımızı, imanımızı arttırsın. Bizi cennetine koysun hep beraber. Naim cennetine. İnşallah. Amin. Amin.